GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın dördüncü iş gününde piyasaları incelediğimizde genel anlamda şirket haberleri ve ABD verilerine göre şekillenen dolar endeksiyle birlikte etkileşimler gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Avrupa piyasalarından başlayacak olursak, Euro bölgesinin lider ekonomisi Almanya'da perakende satış verileriyle işsiz sayısına dair veriler açıklandı. Bu da perakende satışların son 4 aydır ilk kez artış yaşadığını gördük. İşsiz sayısında da belirli bir azalma yaşandığını gördük. Fakat Euro bölgesinde Temmuz ayında yıllık enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla birlikte bu pozitif seyrin etkileşimlerinin azaldığını ifade edebiliriz, söyleyebiliriz. Bununla beraber borsa endekslerinde ise şirket haberleriyle birlikte ve enflasyon verilerinin beklentinin altında kalmasıyla birlikte de satışların hız kazandığını, sertleştiğini ifade edebiliriz. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise bayramdan sonraki ilk işlem gününde BIST 100 endeksinin %2'nin üzerinde kayıp yaşadığını görüyoruz. Bunda büyük ölçüde ABD verilerinin faiz arttırımına dair beklentileri yükseltmesi ve bunun yanında Arjantin'in de borçlarını ödeme konusunda temerrüde düşmesinin etkili olduğunu ifade edebiliriz. Dolar-TL'de ise dolar endeksindeki yükselişlerin de etkisiyle birlikte 2.14'ün üzerine 2.14.50'lere kadar varan bir yükseliş gerçekleştiğini gördük. Diğer yandan TÜİK'in açıkladığı verilerde de Temmuz ayındaki tüketici güveninin ufak da olsa bir artış yaşadığını ve %73.9 ile birlikte bir artış gösterdiğini söyleyebiliriz, ifade edebiliriz. ABD tarafına geçtiğimizde ise borsa endekslerinde özellikle şirket haberlerinin yine etkili olduğunu görüyoruz. GCM Forex platformunda da yer alan ExxonMobil'e örnek verecek olursak burada hisse başına karda beklentinin üzerinde bir rakam açıklanmasına rağmen yatırımcıların ön planda tuttuğu sermaye harcamaları ve üretimle ilgili rakamların beklentileri karşılamamasıyla birlikte hisse senedi fiyatında sert düşüşler yaşandığını gördük. Bu ve benzeri şirket haberleriyle birlikte de önde gelen borsa endekslerinde düşüşlerin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan özellikle dün ABD'deki %4'lük büyüme rakamı ile birlikte dolar endeksindeki sert yükselişleri ifade etmiştik. Bununla beraber de paritelerde özellikle bu etkinin sert bir şekilde görüldüğünü söyleyebiliriz. Diğer yandan Chicago PMI verisiyle birlikte de beklentilerin oldukça altında kalan PMI verisiyle birlikte de bu dolar kazanımlarının bir miktar geri toparlandığını ifade edebiliriz. Günün öne çıkan başlıkları, etkili olan başlıkları genel hatlarıyla bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.